Dostlar merhaba. Steam Türk lirasını kaldırdı. Yani artık TL ile değil dolar ile oyun alacağız. Steam bu olayı Arjantin ve Türkiye'de 20 Kasım'dan itibaren yeni USD cinsinden fiyatlandırma başlığıyla duyurdu. Türkiye dahil 25 ülke ve çeşitli bölgelerde tüm yerel para birimleri yerine dolarla fiyatlandırma yapacağını açıkladı. Peki neden böyle bir karar aldı Steam? Türk lirasını neden kaldırdı? Arkadaşlar Steam'in konu hakkındaki açıklaması aslında çok net. Arjantin ve Türkiye'de yaşanan yüksek kur oynaklığı sebebiyle oyun geliştiricilerinin TL ya da peso gibi para birimleri üzerinden uygun fiyatlar belirlemeleri ve bu fiyatları sürekli güncel tutmaları çok zorlaştı. Yani atıyorum yeni bir Call of Duty oyunu 2000 TL'ye çıktı ama bir ay sonra dolar karşısında TL %20 değer kaybetti. İşte bunu oyunun fiyatına hemen yansıtmak güçleşiyor. Ayrıca Steam geliştiricilerin yaşadığı bu sorunlara ek olarak ücretler, vergiler, lojistik sorunlar nedeniyle ülkemizde ödeme yöntemlerini güncel ve çalışır tutmakta zorluklar yaşadığını belirtiyor. TL'den dolara dönünce hem oyunculara hem de Steam partnerlerine daha standart ve tutarlı bir hizmet sunacağını da garantisini veriyor. Tabii tüm bunlar böyle Steam'in ifadeleri. Peki biz 20 Kasım'dan sonra ne yaşayacağız? Gelin birlikte ona bakalım. Eğer Steam cüzdanınızda TL cinsinden para kalırsa o günkü dolar kuruna göre bu para dolara dönüştürülecek. Tüm oyunların fiyatları TL ile değil dolar ile gözükmeye başlayacak doğal olarak. Kaç TL olduğunu da oyunu aldığımız andaki dolar kuruna göre hesaplayacağız. Diyelim ki oyun 10 dolar yani bugünün dolar kuru ile 280 TL'ye geliyor. Siz bir ay sonra almaya karar verdiniz. Bu zaman diliminde TL %20 değer kaybettiyse yaklaşık 340 lira ödeyeceksiniz. İşte TL kullandığınızda bu fark size değil de oyunun geliştiricisine Steam'e zarar yazıyordu. Bizim verdiğimiz TL'yi onlar dolara çeviriyordu. Artık biz TL'yi dolara çevirip ödeme yapacağız. Bu da bize gösteriyor ki Steam 20 Kasım'dan sonra bakiyenize TL olarak yüklediğiniz parayı da otomatik olarak dolara çevirecek. Bu arada eğer Steam üzerinden bir abonelik satın aldıysanız ve devam edecekseniz onun da fiyatlandırması dolar üzerinden yapılacak. Oyunların fiyatları bu durumdan nasıl etkilenebilir? Ona bir bakalım. Önce şu konuya bir açıklık getirelim ve anlaşalım. Oyunlar direkt öyle ABD ve Avrupa'daki gibi öyle 70 dolar, 60 dolarlık gibi fiyatlara satılmayacak arkadaşlar Türkiye'de. Bu o anlama gelmiyor. Sağda solda sosyal medyada görmüş olabilirsiniz. Bu iş biraz yanlış anlaşılmış. Ondan kaynaklanıyor. Bunun ardında yatan mantık da şu. Steam, ekonomik koşullar sebebiyle kuruna ayak uyduramadığı ülkeleri iki bölgeye ayırmış. Bunlardan birisi Arjantin gibi Latin Amerika ülkelerinin olduğu LATAM USD bölgesi, diğeri de bizim olduğumuz MENA USD bölgesi. İşte bu bölgeler için Steam bölgesel fiyatlandırmalar yapmaya ya da geliştiricilere bölgesel fiyat tavsiyeleri vermeye devam edecek. Ama bunu TL ya da diğer ülkelerin yerel para bilimleri üzerinden değil de artık dolar üzerinden yapacak. Tabii ki bu noktada oyunların fiyatları ne olur tam olarak kestirmek zor. Çünkü bu tamamen geliştiricilere bağlı bir durum. Steam sadece tavsiye veriyor. Geliştiriciler isterse bu tavsiyelere uyabilir, isterse çok ucuza da oyun satabilir. Bunun örneklerini zaten görüyoruz. Yani Türk lirasının Steam'de tedavülden kaldırıldığı, dolar kullanılacağı ve bizim dolar ödeyeceğimiz kesin ama oyun fiyatlarının bundan nasıl etkileneceği henüz kesin değil. Ancak şöyle bir bilgi de dolaşımda, onu da vereyim size, özetlemiş olurum. MENA bölgesi ülkelerinde şu an oyun fiyatları ABD ve Avrupa pazarlarına göre %45 daha ucuz. Eğer bu denge 20 Kasım'dan sonra da korunursa belki de Steam tavsiyelerine uyan oyunlarda ilk etapta ciddi bir fiyat artışı olmayabilir. Hatta ucuzlama bile görebiliriz. Ancak burası artık yaşadığımız ülkenin ve Steam'in gözünde dahil edildiğimiz bölgenin ekonomik standartlarına bağlı. Yani anlayacağınız olan da böyle TL ile ucuz kovalayan sana bana oluyor, bize oluyor. Mesela siz yaz indirimleri için para biriktirirken o indirimlere kadar TL'de yaşanabilecek bir değer kaybı sizin cebinizden çıkacak. Peki bu durum diğer oyun mağazalarına yansır mı? Tabii ki de yansıyabilir. Bu pazarın en büyük oyuncusu olan Steam'i düşünürsek diğer mağazalarda bu politikaya yavaş yavaş geçebilirler. Yani en azından bu kapı aralandı bir kere diyebilirim. Mesela geçtiğimiz aylarda zam gelen Game Pass, Microsoft'un ya da PlayStation'ın oyun mağazaları dolara geçebilirler. Tıpkı Steam gibi Türkiye'nin dahil olduğu bölgelere dolar üzerinden fiyatlama yapabilirler. Yani bu tamamen o şirketlerin yakın zamanda alacakları ekonomik kararlara bağlı. Bu arada bugüne kadar öyle ekonominin bu tarafıyla çok haşır neşir olmamış olabilirsiniz. Onu da söyleyeyim size. Normalde şirketler zaten bölgesel fiyatlandırmalar yapıyorlar. O bölgesel fiyatlandırmaları TL cinsinden Türkiye'ye yansıtıyorlardı. Ama artık bir eşik daha aşıldı diyebiliriz. Bunu diğer firmalarda çok rahat uygulayabilir. Eğer bu videoda sorularınıza yanıt bulabildiyseniz videoyu beğenmeyi ve Web Tekno YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Daha iyi haberlerde görüşmek üzere.